Merhaba arkadaşlar. Geçen bir arkadaşım aradı. Bir sınava girmiş. Jüri üyesi sormuş kaç türlü momentum var diye. O da demiş ki valla benim bildiğim bir kütle çarpı hız var. Başka momentum bilmiyorum. Eğer açısal momentum var bir de onu da sayarsanız iki türlü momentum var demiş. Jüri üyeleri de yok demiş. Araştır. Sonra bu arkadaş biraz kitap falan karıştırmış. Bulamadı tabii. Beni aradı cepten geçen. Hocam dedi kaç türlü momentum var dedi biliyor musun? Evet biliyorum dedim. Sonra anlattım. Sonra baktım ki güzel bir soru aslında. Bunu video yapayım arkadaşlarla paylaşayım istedim. Şimdi arkadaşlar size de sorulabilir. Kaç türlü momentum vardır fizikte? Cevap 3 türlü momentum var. Bunlardan bir tanesi mekanik momentum. İsterseniz yazayım tahtaya tek tek. Birincisi mekanik momentum. İsim olarak mekanik momentumdur ve tanım gereği şöyle ifade edilir. P eşittir M çarpı V. Cismin hareketli bir cisim için, M kütlesine sahip hareketli bir cisim için hızı da V ise vektöre binicelik momentum, mekanik momentum kütle çarpı hız olarak değerlendirilir, kabul edilir. Buna mekanik momentum denir. Kütle burada skaler binicelik. Bir vektörle çarpıldığı zaman sonuç yine bir vektör olur. Açısal momentum da aslında mekanik momentum kategorisinde değerlendirilir. Açısal momentumdaki tek fark şu, yine bir hareketli cisim düşünün. Mesela bir yörünge üzerinde hareket ediyor, M kütleli bir cisim. Buradaki V'ye biz çizgisel hız diyoruz. V. Bir açısal momentum bir noktaya göre hesaplanan niceliktir. Mesela diyelim ki şöyle bir O noktasına göre açısal momentumu hesaplayacağız. Tıpkı potansiyel enerji gibi bir noktaya göre hesaplanır. Çizgisel momentumu M çarpı V'dir zaten. Eğer O noktasına göre açısal momentumu bulmak istiyorsak buradan bir vektör çizeriz. R vektörü ve açısal momentum da L eşittir. R ile çizgisel momentumun P'nin vektörel çarpımı şeklinde ifade edilir. Bu ikisi aynı kategori içerisinde, buna mekanik momentum denir. İkincisi kanonik momentum. Bu daha genel bir tanımdır aslında. İkincisi kanonik momentum. Şimdi biz hareket fiziksel sistemin hareket denklemlerini elde ederken o sisteme ait Lagrangian yazıyoruz, değil mi? Lagrangian'imiz kime bağlıdır? Genelleştirilmiş koordinatlar ve genelleştirilmiş hızlara bağlı. Burada n tane Q1, Q2, Q3 Q1 nokta, Q2 nokta, Q3 nokta, nokta, N. N tane koordinatımız var. Ve sistemin açıkça zamana bağlı olmadığını kabul edelim şimdi. Yani Lagrangian T'ye açıkça bağlı değil. Bu durumda sisteme enerji giriş çıkışı yok demektir. Yani diğer bir ifadeyle sisteme dışarıdan bir müdahale yok demektir. Böyle bir Lagrangian'de kanonik momentum arkadaşlar şöyle tanımlanır. P eşittir Lagrangian'in genelleştirilmiş hızlara göre türevi. P'i eşittir. Evet. İkinci momentumumuz. Buna da kanonik momentum denir. Bazı durumlarda kanonik momentum mekanik momentumla aynı olabilir bazı fiziksel sistemlerde. Mesela ben size bir Lagrangian yazayım. L eşittir basitçe 1 bölü 2 M çarpı X nokta kare. Bu X ekseni üzerinde hareket eden serbest bir parçacığa ait Lagrangian'imiz. Kinetik enerjisi basitçe. Dolayısıyla kanonik momentumumuz ne olur? DL bölü del x nokta olur. O da m çarpı x noktadır. Yani m çarpı v'dir. Bakın kanonik momentum mekanik momentumla aynı oldu bu fiziksel sistem için. Fakat böyle olmak zorunda değil. Bazı durumlarda farklı da olabilir. Bu daha bu farklı bir tanımdır çünkü. Mesela size bir başka bir örnek yazayım. Başka bir Lagrangian yazayım size. 1 bölü 2 m çarpı v kare. artı Q çarpı A skaler çarpı V. Bu ise yüklü bir parçacığın elektromanyetik alanda yüklü bir parçacığa ait Lagrangian'ımız mesela. Tamam. Kanonik momentum nedir diye eğer soracak olursak P eşittir DL bölü del x nokta px'e bakalım. X koordinatına tekabül eden kanonik momentumumuz. Şurada x nokta kare, y nokta kare, z nokta kare var.
Şurada da AX, BX, AY, VY, AZ, VZ var. Onları dolayısıyla yaparsak M çarpı X nokta ya da M çarpı VX artı Q çarpı AX. Bakınız bu sefer momentum, mekanik momentum kısmı var M çarpı VX. Artı bir de ekstra bir terim oldu. Vektör potansiyelimiz var. Bir de parçacığın yükü var. Bu mekanik momentum biraz farklı oldu. Dolayısıyla yazdığımız Lagrangian'e bağlı olarak kanonik momentum değişik olabilir mekanik momentumla. Tamam. Bu da ikinci ikinci momentumumuz. Mesela relativistik olmayan bir parçacık bu arada. Relativistik olan parçacık için de başka Lagrangian yazılabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ben onları zaten derslerde anlattım. Onların ayrıntılarına bakabilirsiniz. Üçüncü bir momentumumuz daha var arkadaşlar. Son momentumumuz. Buna da Noether teoremi gereği bir Lagrangian'da bir simetri varsa korunumlu niceliğe verilen isimdir. Tamam. Bazen buna Noether yükü de denir. Noether yükü denmesinin sebebi bu ileride daha doğrusu benim daha bir önceki derslerimde anlattığım derslerde var. Korunumlu yük gerçekten elektromanyetik alanın ya da başka alanın taşıdığı elektromanyetik alan değil. Başka bir skaler alan yazalım. Mesela yüklü parçacığı temsil eden alan. O alanın taşıdığı yükü temsil ediyor. Ama şimdiki soruyla ilişkili olarak üçüncü momentumumuz Lagrangian'da bir simetri varsa bu simetriyi takip eden korunumlu niceliğe verilen isimdir. Ona da momentum denir. Onun da ifadesini mesela yazayım size. Üçüncü momentumumuz. Onun bir ismi yok. Sadece daha doğrusu ben bilmiyorum ama tanım gereği o. Şimdi yine bir Lagrangian'imiz olsun. Genelleştirilmiş koordinatlar ve genelleştirilmiş hızlara bağlı olsun. Eğer bir koordinat dönüşümü yaptığımızda Q artı delta Q'ya gittiğinde bu koordinattaki değişiklik bir öteleme olabilir, döndürme olabilir, her türlü koordinat değişimi olabilir. Lagrangian'imiz L artı delta L'ye gittiğinde eğer delta L eşittir 0 ise bu fiziksel problemde bir simetri vardır. Simetri varsa bir korunumlu nicelik vardır. O korunumlu niceliğe biz ne diyoruz? Momentum diyoruz. Korunumlu niceliğimiz delta L 0 ise eğer, tamam? Delta L 0 ise vardır, simetri vardır. Dolayısıyla Lagrangian'daki küçük değişime bakarsak eğer Q ve Q noktalara bağlı olduğundan dolayı bunlar bir sürü koordinat olabilir. DL bölü del QE çarpı delta QE tüm i'ler üzerinde toplama işlemi alınacak. Artı bir de Q noktalara bağlı del QE nokta çarpı delta QE nokta. Tamam. Ve bu sıfır olması lazım ki simetri var diyebilelim. Tamam. Şuradan devam edeyim. Şurası Euler-Lagrange denklemi gereği. Biz Euler-Lagrange denklemini biliyoruz arkadaşlar. Euler-Lagrange denklemi şuydu. DL bölü del QE eşittir. D bölü DT DL bölü del QE nokta. Dolayısıyla birinci kısmı Euler-Lagrange denkleminden okuyabilirim. Bunun yerine bunu yazacağım. O halde Lagrangian'daki değişim ki o da sıfıra eşittir. Tüm koordinatlar ve hızlar üzerinden toplama işlemi. Birinci kısım D bölü DT DL bölü del QE nokta artı DL bölü del QE nokta çarpı delta QE nokta. Delta QE nokta aynı zamanda delta, şöyle yazabiliriz, delta del QE bölü DT yazabiliriz. Delta ve D bölü DT türev operatörleri. Bunlar komite ediyorlar. Bunları aynı zamanda sırasını da değiştirebiliriz. Şöyle de yazabiliriz. D bölü DT delta QE. Tamam. Şurası neye eşit oldu? Bakın şurası
Burada bir şey delta QE burada. Yok, değil mi? Şurada delta QE de var. Artı. Evet. Şurası birincinin türevi çarpı ikinci, birinci çarpı ikincinin türevi. Burada bir çarpımın türevi var. Onu şöyle bir tek türevde özetleyebiliriz. D bölü DT DL bölü DL QE nokta çarpı delta QE. Bu. Tabi burada türev operatörü lineer olduğu için toplam sembolünün dışına da çıkabilir. Bunu aynı zamanda şöyle de yazabiliriz. 0 eşittir D bölü DT toplam DL bölü del QE nokta çarpı delta QE eşittir 0. İşte şu zamana göre türev 0'sa eğer parantez içindeki ifade sabittir. Korunum diyecektir. Buna momentum diyoruz. Üçüncü tür momentumumuz bu. Bu da bazı durumlarda P ile, büyük P ile gösterilir. Bunu da yazalım. Kaç tane koordinat varsa tüm koordinatlar üzerinde toplama işlemi yapılacaktır. Delta Q nokta çarpı delta Q. Evet, bu da üçüncü tür momentumumuz arkadaşlar. Bazı durumlarda mekanik momentum olabilir. Bazı durumlarda mekanik momentumdan farklı olabilir vesaire. Bu Nerte teoremini takip eden korunum niceliğimiz momentum. Evet. Böylece 3 türlü momentum vardır. Sorusunun cevabını vermiş olduk. Hoşça kalın.